Adaletin iş yüzünden herkese merhaba. Çalışma ekonomisi Doktor Murat Özü ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının yaşadıklarını konuşacağız. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanları işçi mi, kamu görevlisi mi? Ne olarak sayılmalı? Aslında işçiler iş sözleşmesine bağlı olarak çalışıyorlar. Eski tabirle hizmet akdiyle yeni terminolojiyle iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan ve işçi statüsündeler. Ancak 2547 sayılı kanun vakıf üniversitelerindeki öğretimin kamusal boyutunu da dikkate alarak oradaki öğretim görevini yerine getirenlerin özlük hakları ve yükselmeleri, kariyer yapmaları, işte doktora yapmaları, doçent olmaları, profesör olmaları ve görevde sürekliliklerinin sağlanması güvencesi anlamında idari yargıya tabi olduklarını belirtiyor. Yani daha doğrusu 2547 sayılı kanun devlet üniversitelerindekileriyle benzer bir statü tanıyor onlara. Dolayısıyla bu statüleri nedeniyle idari yargı görevli oluyor ama mali haklar açısından ise iş yargısının görevli olduğu iş sözleşmesinden doğan hakları açısından da iş mahkemelerinin görevli olduğu böyle garip bir durum çıkıyor ortaya. Statü olarak kamu görevlisine yakınlar ancak mali haklar ve işin yürütüm süreçleri açısından ise iş kanuna tabiler. Evet. Şimdi 2020 yılında yapılan düzenlemeyle vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının ücret hakları da devlet üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarıyla aynı olmak zorunda diye bir düzenleme vardı. Fakat mevcut vakıf üniversitelerinin pek çoğunda bu düzenlemeye uyulmuyor. Buralarda çalışmakta olan öğretim elemanlarının nasıl bir yol izlemesi gerekir? Şimdi bir tür asgari ücret gibi düşünmek lazım. Çünkü yasayla yapılmış bir şey. Bu ücretin eksik ödenmesi halinde iş mahkemesinde dava açıp farklı ücretlerini talep edebilirler. Birincisi bu. Çalışırken talep edebilirler. İş sözleşmeleri sona erdirilmişse o zaman idari yargıda iptal davası ve bu iptal davasının içinde de tam yargı davası denilen yani özlük haklarıyla birlikte işlemin iptaline yoksun kaldığı özlük haklarının fark ücretler dahil ödenmesine karar verilmesi talepli idari yargıda dava açmalarını öneriyor. Şimdi buradaki karışıklık şuradan doğuyor. Uyuşmazlık mahkemesinin kararları var. İdari yargının vermiş olduğu kararlar var. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararlar var. Hukuk Genel Kurulu'nun verdiği kararlar var. Şimdi bu kararlara baktığınız zaman bu kararlar içerisinde de kendi içerisinde bir çelişki var. 9. Hukuk Dairesi Hukuk Genel Kurulu kararına rağmen ısrarla bu davaların tamamının işe iade dahil iş mahkemelerinde görülmesi gerektiğini ve kendilerinin görevli olduğunu söylüyor. İdari yargı biraz önce çizdiğimiz sınırlar içerisinde bunların statülerinin kamu görevlilerine eşdeğer statüde oldukları ve mali hakların dışındaki uyuşmazlıklarda kendisinin görevli olduğunu söylüyor. Uyuşmazlık mahkemesi de idari yargının söylediğini söylüyor. Şimdi bu kez de insanlar haklı olarak bir arafta kalıyorlar. Dolayısıyla burada en avantajlı görünen çalışan lehine en avantajlı görünen yolu seçmelerini önermek gerekiyor. Bu yolda sözleşme geri dönmek istiyorlarsa, fesin iptalini istiyorlarsa idari yargıda özlük haklarıyla birlikte iptal ve tam yargı davasını açmak bir anlamda kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi iş yasasından doğan haklarını bu süreç içerisinde sözleşmesi ortadan kaldırılana kadar ötelemek gerekiyor. İdari yargı yürütmenin durdurması kararı verdiğinde ya da işlemi iptal edip özlük haklarıyla birlikte özlük haklarını da ödenerek işe dönmelerine karar verdiğinde şöyle bir avantajları var iş yasasında biliyorsunuz başlatmama tazminatı 4 ayda sınırlı. Ama idari yargıdan aldıklarında idari işlemin yapıldığı tarihten iptale ve devamına kadar da işlemi yerine getirene kadar da özlük haklarını alma olanağına sahipler. Yargılamanın uzun sürmesi, bu uzun süren yargılamada gelir güvencesinden yoksun kalmaları ve bir dizi diğer faktörleri de akla getirdiğimiz zaman bence yapılması gereken eğer sadece idari işlemin iptali ve tekrar geri oraya dönmek istiyorlarsa ki onlar açısından da bir hak bu. Çünkü yasanın verdiği bir hakkı kullanmak ne idari yargı açısından ne adli yargı açısından geçerli ya da haklı bir fesih sebebi olamaz. İdari bir işlemin
hukuka uygun olması için idari işlemin bir sebebinin olması lazım. Bu sebebin o idari işlemi yapmak zorunda bırakması lazım idareyi. Ve hepsinden önemlisi de bu sebebin hukuka uygun olması lazım. Sebep, özel üniversitelerde ya da vakıf üniversitesinde çalışanların yasadan doğan ücret haklarını istemeleri ise bu hukuka aykırı bir sebeptir işten atılmaları anlamında. Dolayısıyla da idari işlemin hukuka uygunluğu açısından koşulları yok. Kaldı ki kamu yararının da gözetilmesi lazım her idari işlemde. Bu vakıf üniversiteleri için de geçerli, idari işlem niteliğinde aldıkları bu kararlar nedeniyle. O zaman çalışanların, vakıf üniversitesinde çalışanların, devlet üniversitesinde çalışanlarla eşdeğer ücret almalarında da eğitimin kalitesi açısından, onların bilim yapabilmeleri açısından da kamusal yararın olduğu da açık ayrıca. Peki hocam, şimdi Nişantaşı Üniversitesi örneği var önümüzde. Geçtiğimiz günlerde haklarını talep eden, hem ücret eşitliği isteyen hem özlük haklarına sahip çıkan öğretim elemanlarının bir kısmı 25-2 gerekçe gösterilerek işten atıldı. Sizin öneriniz ne olur? Yani nasıl bir yol izlenmeli? Bu şekilde işten atılan öğretim elemanları ne yapmalı? Şimdi her şeyden önce uzaktan davulun sesi hoş gelirmiş. Öncelikle yola çıktıkları hukukçuyla bir strateji çizmeleri lazım. Çünkü tek bir yol yok. Ama benim şahsi görüşüm, eğer yeniden üniversiteye dönmek istiyorlarsa idari işlemin iptali için dava açmaları, yani idari yargıya başvurmalarını öneririm. İdari yargıya başvurmak istemiyorlarsa, sadece mali hakları açısından bir talepleri varsa, o zaman da iş mahkemesinde dava açmaları gerekir. Ama iş mahkemesinde elde edebilecekleri hukuki yararla idari yargıda elde edecekleri hukuki yarar mukayese edildiğinde arada büyük bir uçurum var. O nedenle de bence başvurulması gereken en kapsamlı güvenceyi getiren idari yargı olduğu için idari yargı, altını ısrarla çiziyorum. Hem işlemin iptali hem de işlemin iptali yanında hukuka aykırı idari işlem nedeniyle yoksun kaldıkları özlük haklarının, mali haklarının ödenmesine de karar verilmesi. Her ikisini birlikte isteme haklarına sahipler. Tabii ki burada idari yargı davasını açmanın bir takım koşulları var, süreleri var. İş mahkemesinde dava açmanın koşulları ve süreleri var. Buralarda da profesyonel yardım alarak bu sürelere uygun bir şekilde davranmaları lazım. Kural olarak örneğin idari yargıda başvuru yollarının tüketilmiş olması gerekiyor. Bu başvuru yollarının tüketilmesinde başka ince noktalar var. Eğer idari işlemin reddedileceği başvurulsa da değişmeyecekse doğrudan dava açılabilir, açılamaz diye bir dizi kararlar var. Bunlar bu programın çok süresini aşacak olan şeyler. Benim önerim, işe dönmek isteyenlerin idari yargı yolundan gitmelerini öneririm. Peki, idari yargı yolundan gittiklerini farz edelim. Bu durumda davayı kazanmaları durumunda işe geri başlamak zorundalar mı? Tabii başlamak zorundalar. Çünkü zaten idari işlemin iptalinin amacı yeniden o iş sözleşmesini mahkeme kararı üzerinden kurdurmak. İşlemin iptaliyle statünün devamlılığını sağlamak amaç da bu. Ha, o zaman karardan sonra başlamazlarsa bu istifa ya da müstafi olmaları oradaki terminolojiyle anlamına gelecektir. O ayrı bir aşama. Ama bana göre bu bugünün sorunu, bugünün meselesi değil diye düşünüyorum. Hukuka aykırı bir şekilde 2547 sayılı yasanın tanıdığı statüyü yok sayan, yine yasanın getirdiği bir ücret baremini yok sayan, tümüyle ticari bir mantıkla eğitime bakan tavra karşı hukuki yollardan haklarını aramaları gerekir. Bu çözüm mü? Tabii ki çözüm değil tam anlamıyla. Bir kez daha işte Bilgi Üniversitesi'nde böyle bir deneyim yaşandı, sendikalaşma deneyimi. Demek ki tüm vakıf üniversitelerinde çalışanların hızla ve güçlü bir şekilde örgütlenerek bu sorunu toplu sözleşme aracılığıyla çözmek ve toplu sözleşmeler aracılığıyla işverenin keyfi uygulamalarına karşı bir bariyer örmeleri gerekiyor. Asıl kalıcı olacak olan çözüm yolu da bu. Ha, bunu yapabilirler mi, yaparlar mı? O ayrı bir konu. Orada da başka handikaplar çıkıyor ama hiç kimse için örgütlenme Türkiye'de kolay değil. Evet. Aslında
bir süredir de vakıf üniversitesinde çalışan öğretim elemanları kendi birliklerini kurmak için vakıf üniversiteleri dayanışma meclisinde kurdular ve bir mücadele hattı da örmeye çalışıyorlar. Var mı eklemek istediğiniz bir şey hocam? Şunun altını yine çiziyorum bir şeyde. Hukukta her zaman iki kere iki dört etmiyor. Dolayısıyla birden fazla strateji, birden fazla hukuki yol hele de bu durumda olanaklı. Ama en kötüsü tereddütte kalmak. Bunlardan her birinin kendine göre avantajları var, dezavantajları var. Benim baktığım yerden idari yoldan gitmek avantajlı görünüyor. Ama diyelim ki bir başka meslektaşım tersini düşünebilir. Dolayısıyla onlara önerim, kimle nasıl yola gideceklerse önceden bunu belirlemeleri, olası risklerin göze alarak tercihlerini yapmaları ve bir daha bu tercihi sorgulamadan kararlı bir şekilde gitmeleridir. Çünkü bu tercihin kendisini sorguladıkları andan itibaren onlara hukuki yardımda bulunan benim meslektaşlarım da zor durumda kalıyor. Sürekli olarak o öyle demiş, öbürü böyle demiş, şu bunu demiş üzerinden bir sorgulama ve tereddütler geliyor ve bir avukat açısından da çok yıpratıcı bir sürecin başlamasına neden oluyor. Bu avukatla müvekkil ilişkisi anlamında da bir takım sorunlara yol açabiliyor. O yüzden zaten çok uzun sürelerde yok, dava açma konusunda oturup kimle yola gideceklerse avantajını, dezavantajını belirleyerek bir tercih yapmaları ve o tercihin arkasında durarak tercih doğrultusunda hukuki yardım talep etmelerini öneririm. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Adaletin iş yüzünden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.